Sevgili dostlar, arkadaşlar, doğa severler, herkese merhaba. Bugüne kadar sizlere yaptığımız kamp organizasyonlarını, doğa yürüyüşlerini, gittiğimiz, gördüğümüz güzel yerleri, güzel ambiyansları kamera çekimlerimle, fotoğraf çekimlerimle sizlere yansıtmaya çalıştım. Ama bugün kamera karşısına geçmemin çok farklı bir nedeni var. Bir haftadır çok üzüldüğüm bir olay var. Siz de belki sosyal medyada olsun, ulusal medyada olsun görmüşsünüzdür. Adını telaffuz etmek dahi istemiyorum. Bir kamp oluşumu var Türkiye genelinde. 120 bin üyesi olan bir topluluk düşünün. Bu arkadaşlar genellikle 6 ayda bir organizasyon düzenliyorlar. Ve düzenledikleri her organizasyondan sonra ben abant organizasyonlarında özellikle ne yapıyorlar diyor. Oradan geçtiğimde de görmüştüm. Her düzenledikleri organizasyondan sonra çok hoş olmayan görüntüler bırakıyorlar arkalarında. Yaş ağaç kesiliyor. Kuşların göç yolları üzerinde yaptıkları kampta havai fişekler atıyorlar. Disko ışıkları yakıp disko müzikleri çalıyorlar. Her yeri çöp içerisinde bırakıyorlar. Ve son yaptıkları Mengen kampında artık bu korkunç bir boyuta geldi. Ve bu grubun yöneticilerinden yapılan açıklamaya göre de biz işletmeciye para verdik. Onun için onlar toplayacak. Soruyorum size. O zaman biz her para verdiğimiz yerin içine edip mi gidelim? Kaldığımız otele para veriyoruz diye otelin ortasına pisliğimizi bırakıp mı gidelim? Bugün sen pisliğini bırak, yarın ben pisliğimi bırakayım. Öbürsü gün o pisliğini bıraksın. Ondan sonra 3 sene sonra aynı yere, 1 sene sonra aynı yere geldiğin zaman mutlu olabilecek misin? Bunu soruyorum. Çok korkunç açıklamalar geldi. Biz arkadaşlara, bu genç arkadaşlara bazı şeyleri anlatmaya çalıştık. Ha bu arkadaşların içinde gerçekten, içinde doğa sevgisi olan, çöplerini toplayan giden büyük bir kısım da vardı. Onları da biliyorum. Onlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ama bu yapılan, organizasyondan çıkan kötü görüntülerden sonra ki bu bütün medyada ses buldu, herkes tarafından eleştirildi. Bunları hala haklı gören, biz oraya eğlenmeye geldik, sırt çantamızla geldik, çöpü taşıyamazdık, işletmeci toplasın. Bu tarzda kendini savunan arkadaşların varlığı da ne yazık ki söz konusu. Ben söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Onları da kınıyorum. Kendilerine de anlatmaya çalıştım. Hala bu tarz düşünen insanlarla da mücadele ettim. En sonunda o grubun muhteşem doğasever adminleri tarafından engellendik gruptan birkaç arkadaşımla birlikte. Biz bunun yasal olarak mücadelesini sürdürüyoruz. İnşallah güzel sonuçlar da alacağız. Bu denli güzel ve gün geçtikçe yok olan tabii kaynaklarımızı, doğal güzelliklerimizi korumamız gerekirken bu yapılanlar çok yanlış. Son olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Bizim kadar doğayı koruyan, hatta bizden daha iyi koruyan küçüklerin gözlerinden öpüyorum, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Onlara buradan büyük saygılarımı gönderiyorum. Hatırlarsınız belki Çepni yaylasında, Aladağlar'da Nisan ayında yaptığımız kampımızın videosunda kampa geldiğimiz anda ne yaptığımız, çöple ilgili ne yaptığımız, çöp poşetimizi nereye astığımız, ne yaptığımızla ilgili bir video çekmiştim. Bu olayın üstüne bu videoyu tekrardan yayınlama ayrıca bir video şeklinde yayınlama ihtiyacı hissettim kendimde. Bu videoyu da sizlere bu olayın üstüne yayınlıyorum arkadaşlar. Herkese saygılarımı. Kamp organizasyonlarımızda yanımızdan ayırmadığımız şeylerden bir tanesi de çöp poşetleri. Çadırımızı kurduktan hemen sonra çöp poşetimizi en yakın ağaca asarak kamp boyunca bütün pisiklerimizi, çöplerimizi bu çöp poşetlerine koyup kampın sonunda da en yakın çöp konteynerine götürüp atıyoruz arkadaşlar. Siz de yaptığınız kamplarda böyle bir çöp poşeti taşıyarak tertemiz bulduğunuz alanı, kamp yaptığınız alanı tertemiz bir şekilde doğanın gerçek sahibi canlılara, gelecek nesillere tertemiz bir şekilde bırakabilirsiniz.